Herkese merhabalar, bakalım Kardon Adam'a hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, GTA 5 Android'den oynanır mı? Oynanırız. Niye oynanmasın? Sıkıntım var acı. Ne? Oynanır arkadaşlar. Ama bu Android oyunu değil. Böyle internette, YouTube'da falan gördüğünüz videolar sizi kandırmaca, yalan dolan. Burada görüyorum ben, çakallar var burada. GTA 5 APK'sı var, indirmek isteyen kanalıma gelsin gibi şeyler gördüm ben burada. Bakın, böyle şeyler yapmayın gençler. Yalandan, daniskadan yapmayın. Yapacaksanız adam akıllı deyin ki işte ben şöyle bir kanal açtım arkadaşlar. Beklerim hepinizi. Yorum şeyde, videoda yorum atın. Tamam, başka bir şey yok. Ama siz spam şeklinde böyle şeyler yaparsanız, ki üst üste işte bütün Android oyunları bende falan filan yaparsanız zaten size gelen aboneler bir süreden sonra kaçacaktır yani. Şimdi ben burada kimseye ders vermiyorum ama böyle yalan şeyle sahtekarlık falan yapmayın lütfen. Şimdi GTA 5 Android diye bir şey yok. Bu gördüğünüz arkadaşlar uzak masa masaüstü bağlantısı uygulamasıyla beraber aynı şekilde Gamepad olarak kullanılan bir uygulama. Aynı şeyi bilgisayarınıza yüklüyorsunuz. Android uygulamasını da buraya cihazınıza yüklüyorsunuz. Buradan da aynı şekilde kontrol ayarlarını, tuş ayarlarını yaparak, daha doğrusu tuş demeyelim, dokunmatik ayarlarını yaparak oynuyorsunuz. Biraz zor tabii ki de, çünkü geç işliyor. Bir de görüntü kalitesi de düşüyor arkadaşlar biraz. Yani tam olarak ekrandakini yansıtamıyor. Sizin cihazınızın çözünürlüğüne bağlı bu. Şimdi onları açıklarsam çok uzun sürer. O yüzden o konuyu geçelim. Nasıl yapacağınızı anlatmayacağım ki çok basit bir uygulama zaten. Aynı şeyin masaüstü uygulamasını, PC uygulamasını indiriyorsunuz. Buradan da cihazınıza da aynı şeyin uygulamasını yüklüyorsunuz. Android uygulamasını yüklüyorsunuz. Üyelik alıyorsunuz. Şifre oluşturuyorsunuz. Ardından aynı Wi-Fi'de ise PC ve cihaz birbirine bağdaştırıyorsunuz. Zaten bağdaştırmanıza bile gerek yok. Ya sadece şifre koyup yazıyorsunuz ve bağlanıyorsunuz. Bu kadar basit aslında. Çok basit bir şey. Daha önce diğer uygulamaları kullananlar yapmıştır zaten. Göstermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü gösterdikçe ben böyle size bir şeyler anlatmaya çalıştıkça bazı, bilmiyorum artık, kıskançlıklarından mı yapıyorlar? Yani aslında çok basit bir uygulama da, anlattığımdan anlarsınız bile zaten. Yani ben bir şeyler anlatmaya çalıştığım zaman arkadaşlar küfürler müfürler havada uçuşuyor. Bu nasıl bir iş, ben anlamıyorum ya. Millete yardımcı olunmak. Yani bir şey demeyeceğim artık. Bu küfür konusunda zaten bıkkınlık geldi. Daha öncekileri affettiğimi söylemiş miydim? Ama artık bu saatten sonra yemin ederim, bak burada hiçbir zaman yazmadım, söylemedim. Mesela açıklamalarda genelde diğer kanallarda, bazı kanallarda oluyor. İşte yorum atmayın, birbirinize saygılı olun falan gibisinden şeyler oluyor. Ama ben hiçbir zaman öyle bir şey yazmadım ki, zaten bu gereklilik bile değil. Zaten insan böyle bir şey yapmaz ki. Küfür nereden çıkarıyorsunuz arkadaşlar siz ya? Kötü şeyler bunlar, kötü. Bak bir daha görmeyeceğim, görürsem zaten yapacağım dediğim, yani geri çektiğim şeyler yapacağım yani, artık yeter. Yani açıyorsun profili, şöyle küçücük, oğlum minyatür gibi bir şey çıkıyor. Yani adam değil, adam desen adam değil. Ya ne diyeyim ben buna şimdi? Ne diyeyim? Çocuğun hayatını kaydıracağım şimdi burada. Haberi yok, küfürün ne olduğunu bilmiyor. Küfür ağzını almış. Şimdi bir şey demeyeceğim ya. Yeter. Bu konuyu kapatalım. Daha önce bununla alakalı çok konuştuk. Bakın burada aynı şekilde ben bir yandan klavyeden, bir yandan uygulamadan göstermeye çalışıyorum ama arkadaşlar uygulama çok kasıyor mu desek, yoksa geç işliyor diyelim, geç işliyor. O yüzden ekrana bakmadan sadece cihazdan oynamanız daha etkin olur ama biraz da dediğim gibi o kadar da tam gelmiyor. Zaten şu an mesaj gelmiş durumda, anlamışsınızdır. Buraya tabi tuşlarınızı ayarlayacaksınız kendiniz. Mesela klavyedeki tuşları buraya ekliyorsunuz. Mesela kullandığımız tuşlar burada gördüğünüz gibi ekranın üstünde. Bunları başka yerlere çekebilirsiniz. Birazdan onu gösteririm. Şöyle biraz gidelim. Fazla da laga luga yapmayacağım. Bu olayı bir aynı anda açıklama getirmek istedim. İnşallah pazartesi. Bak yorumlarınızı cevap veremedim ama bunu bilin ki o yorumlar gözüküyor. Görünüyor. Ben okuyorum. Şuradan bakın. Ayarları şuradan girip
Buradan istediğiniz şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Buraya çekebilirsiniz mesela kontrolleri, değiştirebilirsiniz yerini. Yani bu uygulama sadece bu uygulamanın olayı da. Başka uygulamalar da var böyle. Hatta bundan daha ileri de var. Daha pahalısı da var aynı uygulamanın. Şimdi bir dakika, bunu da ayarladık. Şimdi tamam. Deneme yapalım. Yani geç işlediği için bakın ben sola yapıyorum, çok geç dönüyor. Farkında mısınız bilmiyorum. O yüzden insan şaşırıyor. Zor oynanıyor yani. Dediğim gibi bakın GTA 5 APK yok arkadaşlar. Yok. Öyle bir şey yok. Ya ben kaç kez söyleyeceğim bilmiyorum. Yani bunu açması için ben şu an laptopta oynuyorum. Farkında mısınız bilmiyorum. Nasıl farkında olacaksınız ya. Şu an full grafik alamadığım halde şu an Android üzerinde ya da diğer platformda bu donanımsal özelliklere sahip hangi cihazlar bana söyleyin. Yani bu bile gösteremiyor yani. Şu an full kalitede oynayamadığımızı zaten görüyorsunuzdur. Bir de şey de düşüyor. Ben şimdi videoyu çekiyorum ya, video yansıtma programı da onun acayip çözünürlüğünü düşürüyor. Bir de oradan düşecek. Şimdi yani ben size bir şeyleri açıklamaya çalışıyorum. Bu olaylara inanmayın. Zaten YouTube'da aynı şekilde GTA 4'ün de videosu var böyle. Bulabilirsiniz. Ama APK Android oyunu, yani Android uygulaması yok GTA 5. GTA 4'ün bile yok. Yok. Çünkü donanımsal, bu donanımsal özellikleri karşılayabilecek bir cihaz yok. Yani bu çok basit bir gelebilir bazı arkadaşlar ki bunu anlatmak zorunda bile kaldığımız halde şu durumlarda, yani nasıl, şunu da ayarlayalım bir dakika. Şöyle daha iyi oluyor biliyor musun? Sakinlik oluyor ya. Sakinlik oluyor. Severim. Yağmuru severim. Şuradan F4 mesela, şunu ayarlayalım. Buradan hileyi açmak için otomatik. Ama sıfırı da ayarlamaz. Diğer tuşları da ayarlamamız lazım. Neyse. Evet, buradan istediğiniz şeyi ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama dediğim gibi göstermeyeceğim. Kendiniz yapın. Biraz araştırın. Yaparsınız siz. Biz de anamızın kanımızdan öğrenmedik yani böyle şeyler. Zamanında baya bunlardan daha üstün şeyler yapabiliyorduk arkadaşlar. Yani siz de yapabilirsiniz. Neyse. Ne dedim ben en son? Animasyon seslendirmesi yarın bitiyor dedim değil mi? Yorumlarınıza cevap veremiyorum ama dedim, okuyorum dedim. Artık inşallah çıkacak. Sonunda bitiyor yani. Anasını satayım, baya bir yordu beni. Bu da zor oynanıyor ya. Böyle olmaz ki. Aynı şekilde yani sadece GTA 5 değil. Ne bileyim, PES bile oynayabiliriz. Şu an aklıma o geliyor çünkü sadece dizüstü bilgisayarımda PES var. İstiyorsanız onu da açayım diyeceğim ama yok, boş ver. Şimdi GTA 5 dedik artık. Şey yapmayalım. Ya bir yandan laptop'tan oynamaya çalıştım. Bir yandan şu an gördüğünüz gibi buradan daha iyi kontrol edilebiliyor. Ama oradan oynayınca biraz geç akıyor yani. Ya da dokunma trackpad ayarı biraz kötü. Öyle diyelim. O araba yatmaz. Yan yatmaz. Merak etme. Neyse, daha fazla kafa şişirmeyeceğim. Size GTA 5 gösterecek halim yok bu saatte, söz zaten. Ama bilin yani arkadaşlar, böyle bir şey yok. İleride olur. Ne zaman olur? Artık olduğu zaman da abi oldu diye yazarsınız altına. Sonunda çıktı diye yazarsınız. Artık kaç sene sonra olur bilmiyorum. Ben dedim 2023 yılı diye. GTA 3'ün çıkış tarihiyle 10 sene sonra Android'e gelmesi 10 sene. Yani o aslında daha önce de çıkabilirdi ama 2023 olmaz belki ama 2020 olabilir. 5 senede o kadar teknoloji artar mı? Artabilir. Sallıyoruz şu an ama. Evet, şimdi neyse, tabletten oynadım. Aman tablet diyorum ya. Telefondan oynadığımı da görün de laga luga yapmasınlar sonra. İşte burada arkadaşlar. Tekrar oraya giriş yapıp görüntüyü oradan aldığımı görebilirsiniz. GTA 5
Anca bu kadar oynanır yani. Öyle APK'sıymış, oyunuymuş yok arkadaşlar. Umarım yardımcı olmuşumdur. Anlamışsınızdır artık. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.